Hocam zaman ilerlerken zamandan bağımsız tamamen farklı, aslında farklı da değil ama başka bir yerden sormak istiyorum. Biyolojik saat nedir? Herkesin farklı mıdır yoksa ortak bir biyolojik saatimiz var mıdır? Güzel. Neydi o? Bir eser vardı ya, çok severim de hep bestecisini unutuyorum. Fransız bir bestecinin. Pavane'nin bir şarkısı. Bilir herkes bunu. Şimdi bu besteyi ben ilk dinlediğimde ulan çok hoşuma gitmişti. Tam da böyle damar bir akşamda Ankara'da böyle dinliyorum falan. Böyle hüzün bastı, gözlerim doldu. Daha sonra ben bir şekilde bu şarkının adına rastladım. Bilmiyordum ilk dinlediğimde. Sonra tekrar buldum. Lan aynısı ama bir tuhaflık var. Yani dinleyince hiç hoşuma gitmedi mesela. Meğersem arkadaş ritmi böyle 0.5 arttırmış. Yani o orkestra biraz daha hızlı çalmış. Zira bu orijinal bestesinde daha sonra baktım çok farklı çalma hızlarına izin veren bir alan var. Yani böyle çok farklı derken çok ağır ve yavaş bir mod böyle daha hızlı, neredeyse neşeli bir ritme gidebilecek kadar hızla çalınabilmesine izin veren bir şey var herhalde. Çünkü farklı orkestralar farklı çalıyorlar. Aslına bakarsan notanın üzerinde atıyorum şu anda, tabii sallamayayım. Hani önceden öğrenip malumat vuruşluk yapmayı çok isterdim ama hani hız terimleri var ya İtalyanca. Muhtemelen öyle bir şey yazıyor herhalde. Yani orada besteci demiş ki şu hızda, kabaca şu hızda çalın gibi. E tabi bu orkestra şefinin yorumuna göre bu zamanlama çok değişebiliyor. Şimdi o bestenin çalınma ritminin izin verdiği özgürlük ölçüsünü düşünelim. Yani onun içinde biraz yavaş, biraz hızlı çaldığınızda parçanın kendisi değişmiyor ama duygusu ciddi değişebiliyor. Biyolojik ritimler meselesinde genellikle bu bağlamda anlatmayı çok severim. Hatta biraz Hababam sınıfının müziğine benzer. Çünkü Hababam sınıfı yavaş çalınca hüzünlü sahnelerde Mahmut Hoca ayrılırken çok iyi gider. Ama aynı zamanda Hababam sınıfı maça giderken aynı melodinin hızlandırılmış versiyonu çalınır. Dedi mi eğlenceli bir şey olduğunu anlarsın. Şimdi bizde de beynimizde özellikle hipotalamus dediğimiz en ortadaki bütün vücudumuzun hormon sisteminin orkestra şefi olan yerde ritimlerimizin orkestra şefciği vardır bir tane küçük. Suprakiyazmatik çekirdek denen bir çekirdek. Bu arada bazıları diyor ki hocam bu isimleri ne kadar güzel, nasıl ezberlediniz? Arkadaşlar biz bu isimleri ezberlemiyoruz. Şöyle bir şey, suprakiyazmatik Latince aslında bir adres tarifidir. Supra üstünde demek. Yani birazcık Latince öğrenince bu oluyor. Kiyazma ise çapraz demektir. Nedir o çapraz? Görme sinirlerinin beyne girmeden önce çapraz yaptığı bir yer var. Onun hemen üstünde de bizim hipotalamus var zaten. Hipotalamusun oraya bakan böyle meme gibi küçük bir yerinin içinde küçücük bir sinir hücresi grubu. Buna suprakiyazmatik çekirdek deniyor. Suprakiyazmatik çekirdeğin özelliği şu. İçindeki hücreler diğer beyin hücrelerinden farklı olarak genetik olarak ürettiği bir proteini yaklaşık günde 11 ila 14 saatlik döngülerle üretip parçalıyorlar, üretip parçalıyorlar. Yani günde kabaca bu üretip parçalama işi iki tür gerçekleşiyor. Yaklaşık 24-25 saatlik bir döngüye karşılık geliyor bu çift parçalama hadisesi. Ve bu bildiğimiz kadarıyla bizim beynimizin içsel bir nevi orkestra şefinin çubuk sallaması gibi ritimsel bazını oluşturuyor. Şimdi tabii ki bu moleküler bir mekanizma olduğu için bizim bildiğimiz saatler gibi hassas, periyodik bir şekilde gitmiyor. İnsanları işte bir odaya kapatıp tamamen dış ortamdan izole edip, yani güneşin doğuşunu batışını hiç göstermeden uzunca süre laboratuvarlarda yaşattıkları deneylerde kişilerin yine bir uyku uyanıklık döngüsü sergilediği ama bunun bir günü 25 saati biraz aşacak bir güne dönüştüren bir içsel ritme doğru kaydığını görüyorlar. Yani bizim 24 saatlik güneş döngümüz aslında 25,5 saat civarındaki doğal döngümüzden biraz daha kısa gibi. Ve bakıyorsun bu suprakiyazmatik çekirdeğin önemli bir özelliği var. Güneş ışığından etkileniyor. Yani biz güneş ışığına baktığımız zaman her gün adeta sabah güneş gözümüze doğduğunda bu saat kendini bir resetliyor. Yani tekrar döngüyü başa alıyor. Aynı zamanda daha evvel çok konuştuk. Uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu da mesela beynin arkasında bir yerde epifiz bezinden salgılanıyor ama bu suprakiyazmatiğe gelen ışığın etkisiyle gidip mesela onun salgısı kesiliyor. Eğer ışık gelmezse melatonin salgılıyor. Yani bunlar birbiriyle alakalı böyle bir yol aslında ve görme sisteminin bir dalı. Zaten o yüzden epifize işte üçüncü göz falan demişler. Daha önce özellikle bazı sürüngenlerde hala görebildiğimiz tepe gözünün bizdeki bir kalıntısı olarak düşünülüyor. Çünkü onlarda da tepe gözü güneşin hareketini aslında izlemeye yarıyor ve günün döngülerini hayvanın uyabilmesini sağlıyor. Şimdi biz demek ki hem içsel bir saatimiz var hem de dış ortamdan özellikle ışık gibi verileri alarak
Bu saati resetliyoruz. Buna circa diyan ritim diyorlar biyolojide. Circa döngüsel, dia gün demek. Günlük döngüsel ritimlere bu isim veriliyor. Ya da işte kadınlarda bildiğimiz mesela adet döngüleri vardır. Yaklaşık 28 gün, yani ayın dünyanın etrafındaki bir turuyla yaklaşık eşleşir. Ayla ilgisi var mıdır yok mudur bilinmez, bu tartışma konusu, ama kabaca bir ay sürdüğü için buna da mesela circa lunar ritim denir. Luna ay demek, circa yine dairesel, bir ay dönemine denk gelen döngü. Mesela circa septan ritimler vardır. Bunlar haftalık ritimler. Ne olabilir mesela? İşte tırnak uzaması yaklaşık haftalık bir ritim olarak alınabilir. İnsan tırnak saç uzama döngüsü kabaca böyle atımlar halinde gerçekleşiyor. Böyle lineer bir uzama değil de haftanın belli zamanlarında ataklar yapacak şekilde. Mesela sirkanual ritimler. Anual yıl demek biliyorsun. Circa yine döngüsel. Yıl içerisinde gerçekleşen, özellikle bebeklerin büyümesinde gördüğümüz, mesela birkaç aylık ya da her bir yıl kabaca dönen büyüme atakları gibi. Bebekler öyle her gün bitki gibi uzamıyorlar, yani bir de öyle bir durum var. Ben de bunu bizim çocukları gözlemlerken fark etmiştim. Bazı dönemlerde böyle enteresan, hani nasıl diyeyim, zıplamalı bir gelişim gösteriyorlar. Gerçekten de adeta enerjiyi toplayıp toplayıp biraz gelişiyor. Toplayıp toplayıp biraz gelişiyor. Böyle patlamalı şekilde bir gelişme var. Yani aslında vücutta her şeyin bir ritmi var. Bunun da temelde bir nedeni var. Bir kere dünya yarı periyodik olarak, yani tam saat gibi olmasa da hafif oynak bir ritimle bir kendi etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönüyor. Buna bağlı olarak işte yeryüzünde mevsimler değişiyor. Özellikle dünyanın malumunuz eğik olmasından dolayı yaz-kış mevsimlerini falan yaşıyoruz. Kuzey yarımkürede ters olmak kaydıyla. Şimdi bunların tamamı dünya koşullarında bazı değişikliklerin kabaca ritmik olarak gerçekleşmesini sağlıyor. En baba ritim değişikliği aydınlık, karanlık. İşte dünyanın dönmesinden kaynaklı. Mevsimsel değişimler ikinci majör etkili olanlar. Bir de dünyanın daha büyük kozmik döngüleri var. Mesela diyelim işte bilmem kaç bin yılda bir, hatırlamıyorum, bu alen kuşaklarının yer değiştirmesi. İşte yeryüzünün manyetik alanları yer değiştirince o dünyayı dışarıdaki kozmik ışınlardan koruyan alen kuşakları vardır. Onlar da dönüyor falan. Tabii bazı ezoterik araştırıcılar dünya tarihindeki ve insanlık tarihindeki büyük olayları ya da zıplamaları kutupların yer değiştirmesine falan bağlayabiliyorlar. Bu muhtemelen dünyanın çekirdeğiyle dünyanın kabuğunun farklı hızlarda dönmesiyle alakalı bir jiroskop problemine benziyor. Yani onu fizikten iyi anlayanlar daha iyi anlatacaktır. Histerezis dediğimiz, yani gezegenlerin dönüş sırasında, nasıl anlatalım onu? İpe bağlı sarkaç çeviriyorsun ya, ipin esnekliğine bağlı olarak o sarkacın uzayıp kısalması, titremesi, yani yörüngeyi tam böyle makine gibi takip etmemesi ama hafif böyle çekim güçleri nedeniyle sallanması gibi daha kompleks, daha kaotik ritimler de var. Bunları niye böyle arka arkaya dizdim? Biyolojik ritim dediğimiz şey sabah yat akşam kalk değildir. Ritimlerimizin çoğu, yani en azından bir kısmı ritmik olarak anlaşılabilen ritimler olmakla beraber önemli bir kısmı da kaotik ritimlerdir. Kaotik ritim ne demek? Kendi içinde bir düzeni vardır, bize düzensiz gibi gözükür. Şimdi biz düzensiz olanların düzenini, hani bildiğimiz lineer aklımızla algılayamayız ama bunu algılayan bir tarafımız var. Bu konudaki detaylı ipuçları için daha evvel yaptığım Bilmeden Bilmek Örüntü Gözü başlıklı bir TEDx konuşmama referans verebilirim. Ya da işte Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler'de bu konuyla ilgili bir bölüm var. Onu da tavsiye edebilirim. Salih amcanın hikayesini falan anlatıyoruz orada. Yani kaotik ritimleri de anlayabilecek bir tarafımız var. Neticede bütün evren, bütün varlık, sadece dünya üzerindeki canlılar değil, belli frekanslara, belli titreşimlere, belli ritimlere tabidir. Çünkü evrenin temel dokusu zaten titreşim ve frekanslardan oluşur. Yani bu New Age kişisel gelişimin sevdiği, benim frekansım yükseldi falan tarzı bir frekans değil. Gerçek anlamda fiziksel, elektromanyetik dalga boylarıyla alakalı frekanslar denizinde yaşıyoruz. Ve tabii ki bu frekanslar, eğer biraz lisede gördüğümüz fiziği hatırlarsak, bunlar birbirine karışır, birbirini söndürür, kuvvetlendirir, işte böyle atom dalgaları yapar, bilmem ne yapar. Bu frekans okyanusu içerisinde çok kompleks ritimlerle de birlikte yaşıyoruz. Ama bizi normal hayatımızda ilgilendiren şey tabii ki bütün kaotik ritimleri anlayıp da kafayı yemek değil. Sadece yani gece uyuyacaksın, sabah kalkacaksın. Yani bunu bir mesela temelde anlamak lazım. Mesela kadınlardaki aylık döngünün, o periyotların, üremeye olan
katkısını, insandaki mesela evlilik kurumunun ortaya çıkışının bile bu ritimlere bağlı olduğunu öğrendiğimiz zaman o ritimlerin hayatımızda ne kadar merkezi rol oynadığını görüyoruz. Geçen webinarda mesela işte bu anne ben nasıl oldum diye bir webinarımız daha vardı. +16 webinar. Orada mesela yani bütün canlılar hemen çiftleşip dağılırken neredeyse primatların neredeyse hepsi çok eşliyken biz niye çok eşli ilişkiyi tercih ettik diye bir şey vardı. Sonra onun bilimsel açıklamalarından bir tanesi insanlarda kadınların bu aylık döngülerinin dışarıdan belli olmaması gibi bir avantaj var. Belli olmadığı için de erkek sürekli etrafında gezmek istiyor yani yavru yapma şansını arttırmak için. Bir süre sonra diyorlar ki bazı araştırıcılar bu durum uzun süreli birlikteliklerin ve daha sonra işte aile yapısının falan ortaya çıkmasını kolaylaştırmış bir biyolojik adaptasyondur diyorlar. Ama birçok maymun türünde dişi yumurtlarken dışarıdan görebiliyorsun yani genital organlarının şekli değişiyor, tüylerinin rengi değişiyor, dudakları şişiyor, bir şeyler oluyor falan filan. Dolayısıyla bizim bu tarz adaptasyonlarımız da yani ritimlerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bazı ritimler demek ki bilmezsen daha iyi. Yani hepsini bilmeye de gerek yok. Ama şunu da söyleyeyim. Bu kadar kaotik bir hayatta, bu kadar farklı döngülerin iç içe geçtiği, adeta deniz dalgaları gibi takıldığımız bir hayatta en önemli becerilerden biri yine her zaman olduğu gibi kendi kendinize vakit geçirip kendi frekans kombinasyonunuzu anlama zamanı ayırmak. Ya bunu anlamaya çalışmak demiyorum özellikle, zaman ayırmak. Çünkü zaman ayırdığınızda zaten bu bir dans gibidir yani. Kendinizi anlamaya başlar ve bir süre sonra onu niye öyle yaptığınızı, böyle yapamadığınızı anlamaya başlarsınız. Ve sonuçta da modern dünyanın insana dayattığı en önemli sıkıntılardan birinden kurtulursunuz. O da şudur ki bizi hep zayıf olduğumuz yönleri geliştirmeye sevk eden bir eğitim sistemimiz var. Biz hep bir şeyde zayıfız. İlla kurs alıp, sertifika alıp onu öğrenmemiz gerekiyor ya da öğrendiğimizi belgelememiz lazım. Halbuki iyi olduğumuz yerler var. Orada ilerlesek güzel şeyler olacak. Mesela ben konuşmaktan başka bir iş yapsaydım muhtemelen gayet işe yaramaz bir adam olacaktım. Bilmiyorum, konuşmalarda inşallah işe yarıyorlar. Böyle işte devamlı konuşuyoruz.